Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Meki Koyası'ndan Tığ Oyası'na çevirdim. Böyle çok güzel, birebir aynısı oldu hanımlar. Yapımı kolay, tek sırada yapıp bitiriyoruz. Oyamızın bu alt kısmında küçük boy serum halkalar kullandım. Bu şekilde bunların bir orta bir de büyük boyu var hanımlar. Küçük boy halka diye satılıyor. Üst kısmında da böyle renkli kum boncuklarla çiçekler yaptım. Mekik modelinde de böyle renkli boncuklarla yapılmıştı. Ben de aynı şekilde anlatmak istedim hanımlar. Çok güzel ve şık duruyor. İsterseniz tek renk boncuk da kullanabilirsiniz. Veya iki farklı renkle de yapabilirsiniz. İsteğinize göre ayarlayın. Böyle renkli yapmak için ipimizin üzerine boncuk iğnesiyle istediğimiz renklerden 6'şar diziyoruz hanımlar. Ben böyle elimde olan renklerden 6 6 dizdim. Boncukları yanlış dizmeyin hanımlar. Dizerken dikkat edin. 6'şar diziyoruz. Yoksa çiçeklerimiz denk gelmez. Burada zincir çekmedim hanımlar. Mekik oyaları genelde bu şekilde olduğu için. Ama zincir çekmek isteyenler için şimdi sizinle birlikte başlayacağımız modelin üzerine zincirin nasıl çekileceğini de göstereceğim. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Boyamıza ipimizi tığımıza sabitleyip bir zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane halka alıyoruz. Tığımıza takıp ipi içinden alıp üzerine kapatıyoruz. Halkanın içinden giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Üzerine kapatıyoruz. 2. Boyamıza ilk başlarken bu şekilde 6 kez dolduruyoruz. 3 4 5 6 6. sık iğneden sonra bir zincir çekip küçük bir örümcek yapıyoruz. Oldukça küçük bu boylarda hanımlar. Örümceği yaptıktan sonra halkamızı 3 kez daha dolduruyoruz. 1 2 3 3. sık iğneden sonra bir zincir çekip tekrar bir örümcek daha yapıyoruz. Aynı boylarda küçük bir örümcek daha yapıyoruz. Halkamızı 3 kez daha dolduruyoruz. 1 2 3. Burada hanımlar, şurada ilk yaptığımız sık iğneye batıp birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra çok sıkı bir şekilde 10 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirin daha düzgün dik durması için sıkı çekiyoruz hanımlar. 10 zincir çektikten sonra İlk 6 boncuğumuzu alıyoruz. Sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Ne kadar sıkı kapatırsanız çiçeğiniz o kadar güzel düzgün olur. Sıkı bir şekilde kapatıp 1 2 zincir çekiyoruz. İlk 2 boncuğun aradan batıp kapatıyoruz. Çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk hanımlar. Burada tekrar 10 zincir çekiyoruz. 4 5 6 7 8, 9, 10. Bir tane halka alıyoruz. Tığımıza takıyoruz. 3 kez dolduruyoruz. Bakın halkanın içinden ipimizi alıp kapatıyoruz. 1, 2, 3. Sadece oyamızı ilk başlarken 6 kez, daha sonra 3'er kez doldurup örümcekler yapıyoruz. Üçüncüden sonra tığımızı çıkartıyoruz. Burada yaptığımız örümceğin tek kanadından, şu üstte duran tek kanadından çekiyoruz. Burada çıkarttığımız ilmeğimize takıyoruz. Örümceğin içinden çıkartıp kapatıyoruz. Halkamızı 3 kez daha dolduruyoruz. 1 2 3 3. sık iğneden sonra bir zincir çekip yine küçük bir örümcek yapıyoruz. 3 kez daha dolduruyoruz. 1 2 3 3. sık iğneden sonra bir zincir çekip bir örümcek yapıyoruz. Yine hanımlar oldukça küçük bir örümcek yapıyoruz. Halkamızın kalan kısmını 3 kez daha dolduruyoruz. 2 ve 3. Bu şekilde halkamızı tamamladık. Buraya geldiğimizde buradaki zincirin altından
İpimizi alıp kapatıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Buradan sonra tekrar 10 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki 6 boncuğumuzu alıp sıkı kapatıyoruz. Ne kadar sıkı kapatırsanız çiçekleriniz o kadar güzel ve düzgün olur hanımlar. Sıkı bir şekilde kapatıp yine sıkı bir şekilde 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki ilk 2 boncuğun aradan girip kapatıyoruz. Burada tekrar 10 zincir çekiyoruz. Yedi, sekiz, dokuz, on. Bir tane halkamızdan alıyoruz. Tığımıza takıp üç kez dolduruyoruz. Bir, iki, üç. Üçüncü sık iğneden sonra bir zincir çekip tığımızı çıkartıyoruz. Burada yandaki örümceğin önde duran kanadından çekiyoruz. İlmeğimize tekrar tığımızı takıyoruz. Örümceğimizin içinden çıkartıp kapatıyoruz. Halkamızı 3 kez daha dolduruyoruz. Üçüncüden sonra bir zincir çekip küçük bir örümcek yapıyoruz. Halkamızı 3 kez daha dolduruyoruz. Bir. Halkaları çok sıkı doldurmayın hanımlar, ip kesebilir. Çok gevşek de olmasın, çok sıkı da. Bakın 3 kez doldurduktan sonra bir zincir çekip yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Kalan kısmını 3 kez daha dolduruyoruz. Böyle halkamızı tamamladık. Burada zincirin altından bir kez alıp kapatarak tutturuyoruz. Bakın onlar yapımı çok kolay ve çok çabuk ilerliyor. Buradan sonra tekrar 10 zincir çekiyoruz. Boyamızın püf noktası zincirleri sıkı çekmek, bir de boncuğumuzu sıkı kapatmak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 boncuk alıyoruz. Sıradaki 6 boncuğumuzu alıyoruz. Sıkı bir şekilde kapatıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. İlk 2 boncuğun aradan sabitliyoruz. Tekrar 10 zincir çekiyoruz. 7, 8, 9, 10. Bir tane halkamızdan alıp tığımıza takıyoruz. 3 kez dolduruyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüden sonra bir zincir çekiyoruz. Tığımızı çıkartıyoruz. En son burada yaptığımız yanda olan örümceğimizin tek kanadına, üstte olan tek kanadına tığımızı takıp çekiyoruz. İlmeğimize tekrar tığımızı takıp içinden çıkartıp kapatıyoruz. Halkamızı 3 kez daha dolduruyoruz. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyoruz. Yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Tek kanadından çekince de hafif uzuyor hanımlar. Örümcekleri büyük yapmayın. Bu boylarda örümceğimizi yapıp 3 kez daha dolduruyoruz. Üçüncüden sonra bir zincir çekip yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Halkamızın kalan kısmını 3 kez daha dolduruyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüden sonra buradaki zincirin altından bir kez alıp kapatarak tutturuyoruz. Tekrar hanımlar 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki 6 boncuğumuzu alıyoruz. Sıkı bir şekilde kapatıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. İlk 2 boncuğun aradan
batıp kapatıyoruz. Tekrar 10 zincir çekiyoruz. Bir tane halkamızdan alıp tığımıza takıyoruz. 3 kez dolduruyoruz. 1, 2, 3 kez doldurup bir zincir çekiyoruz. Tığımızı çıkartıyoruz. Burada yandaki örümceğin öndeki kanadından çekiyoruz. Tekrar ilmeğimize tığımızı takıyoruz. İlmeğin içinden, örümceğin içinden çıkartıp kapatıyoruz. Halkamızı 3 kez daha dolduruyoruz. Üçüncüden sonra bir zincir çekip küçük bir örümcek yapıyoruz. Bu tepedeki örümceklerden yine tek kanadından çekip yazmaya dikebilirsiniz. Ya da üzerine zincir çekmek isteyenler için. Şimdi bu yaptığımız modelin üzerine zincirini çekeceğiz hanımlar. 3 kez daha doldurduktan sonra bir zincir çekip küçük bir örümcek yapıyoruz. Halkamızın kalan kısmını 3 kez daha dolduruyoruz. İki, üç. Buradaki zincirin altından ipimizi alıp kapatıyoruz. Boyamızın yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle dikeceğimiz yazmanın boyu kadar, hatta bir karış da fazla yaparak boyamızı bitiriyoruz. Boyamızın elimizden çıkmış hali bu şekilde oluyor hanımlar. Zincir çekmek isteyenler için şimdi birlikte üzerine zincirimizi boyamızın zincirini çekmeye boyamızın düz yönden başladığımız yönden başlıyoruz. Bu tepedeki ilk örümceğin önde duran kanadını çekip ipimizi üzerine sık iğne ile sabitliyoruz. Araya yetecek uzunlukta. Benim için 10 zincir yeterli oldu hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. Oyamızı toplamasın. Siz örümceğinizin uzunluğuna göre zincir sayısını ayarlayın. Zincirimizi çektikten sonra sıradaki örümceğin öndeki kanadından bir kanadına tığımızı takıp çekiyoruz. Zincirimizi içine sık iğne ile sabitliyoruz. Zincir çekmeden de yazmaya dikebilirsiniz hanımlar. Yazmada arada boşluk bırakıp buraya geldiğinizde iğne ile buradaki örümceğin tek kanadından çekip içinden geçerek de dikebilirsiniz. Zincir çekmek isteyenler de bu şekilde çekebilir. Buradan sonra tekrar 10 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki örümceğin öndeki kanadından çekip içine sabitliyoruz. On zincir çekiyoruz. Örümceğin öndeki kanadından çekip içine sabitliyoruz. On zincir çekiyoruz. Örümceğin öndeki kanadından çekip içine sabitliyoruz. Zincirini de bu şekilde çekip boyamızı tamamlıyoruz. Zinciriyle birlikte bu şekilde oluyor hanımlar. İsterseniz bu şekilde de dikebilirsiniz. Ya burada tek tek tığıyla örümcekleri çekebilirsiniz veya yazmaya dikerken iğne ile de örümceğin tek kanadına takıp çekerek dikebilirsiniz. Zincire örülen oyayı yazmaya dikme adlı videom var. İsterseniz oradan nasıl yazmaya dikildiğine de bakabilirsiniz hanımlar. Böyle mekik oyasından tığ oyasına çevirdim. Çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. Bu arada unutmadan ütüsünü de ilk önce tersinden daha sonra düz yönden alttan üste doğru iterek yapıyoruz. Ütüyü çok kolay alan bir model. Halkanın üzerinde ütüyü çok fazla durdurmayın hanımlar. Halkaların şeklinde bozulma olabilir. Şu şekilde alttan üste doğru itiyoruz. Şurada iyice boncukların üzerine dibine kadar itip
Çiçeklerin üzerine de basıp kaldırıyoruz. Dediğim gibi oyamızın en önemli püf noktası zinciri sıkı çekip boncuğu da sıkı kapatmak. Onun dışında başında oturursanız bir günde dahi yapabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.